Merhaba arkadaşlar. KPSS tarih konularına göre çıkmış soru çözümlerine Atatürk dönemi sonrası gelişmelerle devam ediyoruz. İlk soru şu şekilde. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını anlatan biyografik bir eserdir? Şıklarımız Ankara, Tek Adam, Üç Devirde Bir Adam, Onlar da Çocuktu, Türk'ün Ateşli İmtihanı. Tabi burada kitabın ismini bilmek gerekiyor. Bir ezber sorusu aslında. Şevket Süreyya Aydemir'in eseri Tek Adam. Cevabımız olacak B şıkkı. Bir sonraki soru. Aşağıdakilerden hangisi Demokrat Parti döneminde Atatürk ile ilgili olarak yapılan çalışmalardan biri değildir? Atatürk'ün hazineye devrettiği Atatürk Orman Çiftliği arazisinin parçalanmasını yasayla önlemek. Atatürk aleyhine işlenen suçlara ilişkin özel bir yasa çıkarmak. Anıtkabir'i tamamlayarak Atatürk'ün naaşını buraya taşımak. Devlet dairelerine yalnızca Atatürk'ün resminin asılmasını sağlayacak bir genelge yayınlamak. Atatürk'ün öngördüğü üniversiteyi ona ithafen Erzurum'da kurmak. Burada cevabımız A seçeneği oluyor. Atatürk'ün hazineye devrettiği Atatürk Orman Çiftliği arazisinin parçalanmasını yasayla önlemesi 1937'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çıkan bir yasa. Diğer şıklara baktığımızda 1951 yılında Atatürk aleyhine işlenen suçlara ilişkin özel bir yasa çıkıyor. CHP çıkar diyebilir ama bunu Demokrat Parti çıkarıyor. Onu orada güzel bir eleyici bilgi kullanmışlar. 1952 yılında devlet dairelerine Atatürk'ün resmini asma yine Demokrat Parti döneminde. Dikkat edersek yalnızca Atatürk'ün diyor. Burada da İnönü'ye karşı tabii bir hamle var. 1953 yılında Anıtkabir tamamlanarak naaş buraya taşınıyor. Ve son olarak 1957 yılında da Erzurum'da Atatürk'ün öngördüğü üniversite kuruluyor. Dolayısıyla bizim cevabımız A seçeneği oluyor. Bir sonraki soru. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından aşağıdaki devletlerin topraklarının hangilerinde farklı rejimlerle yönetilen iki ayrı devlet kurulmuştur? Almanya, Kore, Japonya. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından 1945'te Yalta Konferansı'nda alınan bir kararla Kuzey Kore ve Güney Kore olmak üzere Kore ikiye ayrılıyor. Bunu bilmemiz gerekiyor. Tabii zaten Almanya'nın ayrıldığı da bilinen bir şey. 1949 yılında Federal Almanya ve Demokratik Almanya olarak ikiye ayrılıyor. Dolayısıyla cevabımız 1-2 seçenekleri. Japonya'da böyle bir durum söz konusu değil. 1950'li yılların başlarında Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanması amacıyla Yorgo Grivas liderliğinde kurulmuş Rum örgütü aşağıdakilerden hangisidir demiş. Eoka, İmro, Mavremira, Etniki Etaria ve Pontus. Burada cevabımız Eoka oluyor. Etniki Etaria, Pontus, Mavremira zaten Birinci Dünya Savaşı sonrasında bildiğimiz şeyler. Etniki Etaria biraz daha önce kurulmuş 19. yüzyılda. Diğerleri de zararlı cemiyetlerde geçiyor. Etnik Etarya da zararlı bir cemiyet tabii bizim için ama onun biraz daha zamanı farklı. İmro pek bilinmiyor. O da Makedonya'da Bulgarların bağımsızlığını isteyen Bulgarların kurduğu bir cemiyet. Bu EOKA cevabımız A seçeneği. Türkiye Cumhuriyeti yukarıdaki kuruluşlara üye olma sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? NATO, Milletler Cemiyeti ve Balkan Antantı. Türkiye Milletler Cemiyeti'ne 32'de üye oluyor 1932'de. Antant Balkan Antantı 1934'te kuruluyor ve NATO'ya ise Demokrat Parti döneminde 1952'de üye oluyoruz. Bu sıralamaya baktığımızda cevabımız C seçeneği oluyor. Aşağıdakilerden hangileri Atatürk döneminde yapılan değişiklikler arasındadır? Bunları da bu seriye koydum. Çünkü içerisinde Atatürk döneminde olmayanlar da var. O kısmın bilgisi de gerekli şu soruyu çözmek için. Seçmen yaşının 18'den 22'ye çıkarılması, kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi, tek dereceli seçim sistemine geçilmesi. Bunlardan seçmen yaşının 18'den 22'ye çıkarılması ve kadınlara seçme seçilme hakkı verilmesi Atatürk dönemi gelişmeleri. Tek dereceli seçim sistemine geçilmesi Atatürk'ün vefatından daha sonra 1946 yılında yapılıyor. Dolayısıyla cevabımız 1-2. Türkiye-Yunanistan arasındaki yukarıdaki konulardan hangileriyle ilgili olarak yaşanan sorun Atatürk zamanındadır? Nüfus mübadelesi, Kardak kayalıkları, kara sularının 6 milden 12 mile çıkarılması.
Bunlardan nüfus mübadeleleri Atatürk döneminde oluyor. Kardak kayalıkları ile Karasuların 12 mile çıkarılması çok sonralarda gerçekleşiyor. 90'larda ve 70'lerde Kardak kayalıkları 90'larda 6 milden 12 mile çıkarılması da çok sonra. Dolayısıyla cevabımız yalnız 1 oluyor. Bulgaristan Balkan ülkesi olmasına rağmen Balkan Antantı'na girmemiştir. Bulgaristan'ın Balkan Antantı'na girmemesinde aşağıdaki durumlardan hangilerinin etkili olduğu savunulabilir. Romanya'dan Dobruca'yı almak istemesi, Ege Denizi'ne inmeyi amaçlaması, yeni bir savaşın Balkanlara sıçramasından endişe duyması. Burada Bulgaristan'ın amacı Romanya'dan Dobruca'yı almak istemesi. Dolayısıyla bir Antant'a dahil olmuyor. Belli hedefleri var. Ve Ege Denizi'ne inmeyi amaçlaması da yine burada hedefleri arasında. Zaten Antant'a girmiyorsa kafasında bir şey vardır ki başka şekilde kazanım elde etsin. Antant'ta elde edemeyeceği kazanımlar. Yeni bir savaşın Balkanlara sıçramasından endişe duyması söz konusu değil. Cevabımız 1-2. Köycülük siyasetinin yukarıdaki esaslardan hangilerinin köylerde açılan köy enstitülerinin amaçları arasında olduğu savunulabilir? Köylüden ağır vergilerin kaldırılması, köylünün üretim becerilerinin artırılması, köylünün bilgi ve görüşünü artıracak önlemlerin alınması, toprağı olmayan köylülere toprak verilmesi. Şimdi köy enstitülerinin amaçları arasında 1 ve 2 var. Köylülerin üretim becerilerinin artırılması, köylünün bilgi görüşünü artıracak önlemlerin alınması. Ağır vergi kaldırılması için enstitü açılmaz, o yasal bir şey. Toprağı olmayan köylere toprak verilmesi de söz konusu değil. Burada enstitülerin amacı, yani enstitüyle toprak verilmesi amaçlanmıyor. Amacı 2 ve 3. Bir anlamda köy yetiştirmek, bir okul gibi. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde yaşanan dış olaylardan biri değildir? Şöyle bir şıklara bakınca direkt dikkat çekiyor. Kore var burada. Kore Atatürk'ten sonra NATO'ya da girmemizle alakalı olduğu için oradan da aklımıza gelebilir. Demokrat Parti döneminde Türk-Amerikan ilişkilerinin gelişmesi zaten soft bir ifade, yani ucu açık. Mısır'ın İngiliz yönetimine geçmiş olduğunun kabul edilmesi, Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne üye olması, Boğazlar'ın Türkiye egemenliğine girmesi, Kore Savaşı daha sonra. Türkiye'de demokrasinin yerleşmesi amacıyla aşağıdaki gelişmelerden hangileri Atatürk döneminde olmuştur? Demokrat Parti'nin Atatürk döneminde olmadığını çok iyi bilmemiz lazım. Pardon. İki olanları çıkarıyorum. Atatürk ilkelerin anayasaya girmesi 37, Demokrat Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurulması 1924. Dolayısıyla onlar Atatürk döneminde, cevabımız 1-3. Ülkede tüm siyasi görüşlerini yönetime yansıtması amacıyla hangileri Atatürk döneminde gerçekleşmiştir? Yine Demokrat Parti'yi çıkarıyoruz. Şunlar gitti. Serbest Cumhuriyet'in fırkasının kurulması doğru. Terakkiperver'in kurulması doğru. Bunlar Atatürk dönemindeki zaten partiler bilinen. İkisi de kapatılıyor ama o dönemdeki partiler. Atatürk döneminde Türk hakimiyetinin sağlandığı Boğazların stratejik öneminin günümüzde daha da artmasında hangisinin etkisi olduğu sanılamaz. Eski Doğu bloku ülkelerinin Batı ile ilişkilerinin yoğunlaşması, Varşova Paktı'nın dağılması, Boğazların Batı'ya açılan en önemli kapı olma özelliğini koruması, Kafkaslardaki devletler arasında sınır sorunları yaşanması, Rusya Federasyonu'nun Kafkas devletleri üzerinde etkinliğini korumaya çalışması. Şimdi burada Atatürk döneminde Türk hakimiyetinin sağlandığı Boğazların stratejik öneminin günümüzde daha da artmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi olduğu savunulamaz demiş. Eski Doğu blok ülkelerinin Batı ile ilişkilerinin yoğunlaşmaya başlaması, Varşova Paktı'nın dağılması, Boğazların Batı'ya açılan en önemli kapı olma özelliğini koruması, Kafkaslarda devletler arasında sınır sorunlarının yaşanması, Rusya Federasyonu'nun Kafkas devletleri üzerindeki etkinliğini korumaya çalışması. Dikkatli baktığımızda burada 4 şıkkın aynı noktaya vardığını görüyoruz. Genelde Rusya ile alakalı şeyler. Ama Varşova Paktı'nın dağılması pozitif anlamda etkilemiyor, negatif anlamda etkiliyor. Çünkü Varşova Paktı dağılınca Rusya için, yani Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği için negatif bir gelişme oluyor. Dolayısıyla bu ona paralel değil, ters olarak düşünmeliyiz. Cevap Bursa. Yukarıdaki gelişmelerden hangileri Atatürk dönemi de olmuştur? Atatürk ilkelerinin Türkiye Devleti'nin temel nitelikleri olarak kabul edilmesi, milletvekillerin yeminlerinin vallahi yerine namusum üzerine yemin ediyorum şeklinde değiştirmesi, bunlar evet, Anayasa Mahkemesi'nin kurulması daha sonra
1960 60 darbesinden sonra. Balkan devletleri arasında yakınlaşma başlaması ve Balkan Paktı'nın kurulmasının aşağıdakilerden hangisinin etkisi olduğu savunulamaz. Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın kurulmuş olması, İtalya'nın Doğu Akdeniz'e egemen olmak istemesi, Almanya Nazi Partisi'nin iktidara gelmesi, silahlanma yarışının hızlanması, İtalya'da faşizmin güçlenmesi. Burada bir kronoloji sorusu var. Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın kurulması 1945, Balkan Antantı'nın gerçekleşmesi ise 1934. Dolayısıyla 1934'te olan bir şeye 1945'te olan bir şey sebep olmuş olamaz. Cevabımız A seçeneği. Boğazların Türk egemenliğine geçmesi, İtalya'nın Rodos ve 12 adayı Yunanistan'a bırakması, Ege adalarının silahlandırılması. Burada şey var, yukarıdaki gelişmelerden hangileri Atatürk döneminde olmuştur? Muhtemelen bir kontrol edeyim. Burada Boğazların Türk egemenliğine girmesi ve Ege adalarının silahlandırılması Atatürk dönemi, İtalya'nın Rodos 12 adayı Yunanistan'a bırakması 1947'de gerçekleşen bir gelişme 2. Dünya Savaşı'ndan sonra. Ve son soru, Türkiye'de aşağıdaki gelişmeler hangisi Atatürk döneminde gerçekleşmiştir? Yine Demokrat Parti var, ele buradan iki çık gidiyor. Sanayi planının yapılması, modern anlamda nüfus sayımının yapılması. Bunlardan sanayi planının yapılması ve 32-33 dönemi modern anlamda ilk nüfus sayımı da yine Atatürk döneminde gerçekleşiyor. 1927 yılında. Dolayısıyla cevabımız 1-2. Umarım faydalı olmuştur.